Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle küreselleşen dünya konumuza devam edeceğiz. Geçen dersimizde sizinle ticareti işlemiştik. Bugün de turizmi işleyeceğiz. Turizm, ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü ele alacağız. Öncelikle turizm nedir, turist nedir ondan bahsedelim. İnsanların dinlenme, eğlenme, görme, tanıma amaçlarıyla sürekli ikamet ettiği yerden bir başka yere geçici bir süre için yaptığı gezilere turizm. Bu faaliyetlere katılan insanlara da turist denilmektedir. Turizm etkinliklerinin ilk çağda başladığı kabul edilmekte. Tekerleğin ve yazının icadıyla birlikte yani Sümerler'de başlamasıyla birlikte M.Ö. 4000 yıllarında turizm etkinliklerinin de olduğu belirtilmekte. Ayrıca Mısır ve Babil krallıklarında seyahat edenlerin dinlenmeleri için evler ve bahçeler inşa edilmiş. Özellikle piramitleri görmek için çok sayıda gezgin Mısır'ı ziyaret etmiş. İlk çağda önemli turizm yerlerinden biri de Yunanistan'daki olimpiyatlar olmuştur. İlk çağda karayolları sınırlı olduğu için insanlar o dönemde turistik ziyaretlerini karayoluyla değil daha çok deniz yoluyla yapmışlar. Fenikeliler, İyonyalılar, Romalılar deniz yoluyla yaptıkları seyahatler bu dönemdeki turizm etkinliklerinin başlıcaları olarak ifade edilmektedir. Orta çağda ulaşım koşulları gelişti, seyahat edenlerin sayısı arttı. Özellikle ilk çağda ve orta çağdaki gezginler gezdikleri yerleri anlatmışlar ve bu konuda eserler yayınlamışlar. Bu durum insanların diğer ülkeleri tanımasını sağlamış. Ülkeler arası etkileşimde önemli bir rol oynamış. Orta çağda Müslümanların Mekke ve Medine'ye, Hristiyanların ise Roma'ya yaptığı seyahatler inanç turizmini geliştirmiştir. Ülkeler arası etkileşime önemli katkıda bulunmuştur. Peki insanları turizme yönelten nedenler nelerdir? Gelir düzeyinin artması, eğitim seviyesinin yükselmesi, ulaşım imkanlarının gelişmesi, iletişim araçlarının etkisi, dünyanın farklı yerlerinin görülme isteği. Ki özellikle tabii ki son yıllarda sosyal medyanın önemini de unutmamak gerekiyor. Burada turizm alanlarından birkaç yeri verdik. İlk fotoğrafımızda piramitleri görüyoruz. Mısır medeniyetinin eserleri olan piramitler, günümüzde inanın hala gizemleri tam anlamıyla çözülememesinden dolayı o dönemde bu tarz yapıların nasıl yapıldığı, bu kadar ağır taşların nasıl kaldırıldığı hala tam anlamıyla soru işaretlerini korurken gizemini kaybetmeyen bu alan oldukça fazla her yıl turist almakta. Burası Maldivler. Maldivler'de yine bu alanın tabii ki denizi, doğası insanları cezbeden diğer özelliklerdir. Bu yüzden de her yıl çok sayıda turist almakta. İnanç turizmine örnek olarak burada hac turizmine örnek verebiliriz. Hac ziyaretine örnek verebiliriz. Burada spor müsabakalarıyla birlikte spor turizmine örnek verebiliriz. Turizmin etkilerine baktığımızda ekonomik, politik, ekolojik ve sosyal kültürel etkilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Turizm faaliyetlerine katılan insanlar gittikleri yerlerde gezme, eğlenme, dinlenme ve benzeri şeylere ihtiyaç duyarlar. Bu yerlerde ekonomi, fikir ve yenilik bakımından katkı sunarlar. Dünya üzerinde birçok ülke turizm faaliyetlerinden önemli ekonomik gelirler elde etmektedir. Turizmin ekonomik etkilerine baktığımızda tabii ki maddi anlamda ülkelere çok ciddi katkı sağlamaktadır. Gelişmekte olan birçok ülkenin ilerleme ve kalkınmasında turizm oldukça önemli bir yere sahiptir. Turizmin bu tür ülkelerde istihdam oluşturması, dış borç ödemelerine katkı sağlaması, alt ve üst yapı hizmetlerinin iyileşmesi gibi ciddi getirileri vardır. Bu açıdan bakıldığında özellikle İspanya, Yunanistan, Portekiz, Türkiye gibi ülkelerin dış ticaret açığının turizmden elde ettiği gelirle kapatmaya çalıştığını söylemek mümkündür. Bu arada yeri gelmişken dış ticaret açığını bir kez daha hatırlatalım. Dış ticaret açığı, şöyle bir örnekleme yaparsak, eğer biz dışarıya 10 liralık bir ürün satıyorsak ve karşılığında 20 liralık ürün satın alıyorsak o zaman bizim 10 lira bir açığımız var. Dolayısıyla bizim dış ticaret açığımız fazla ve işte bu tarz ülkeler, yani bizim gibi ülkeler bu tarz açıklarını turizmden elde ettiği gelirlerle kapatmaya çalışıyor. Dünya Turizm Örgütü'ne bakıldığında 2017 verilerine göre dünya milli gelirinin %7'sini turizm sektörü oluşturmakta ki bu gerçekten çok büyük bir meblağ olduğunu söyleyebiliriz.
Burada turist özellikle kıtalara göre yani belli kıtalara göre turist sayısı ve turizm gelirleri kıyaslanmış. Turist sayısında Avrupa ilk sırada yer alıyor ama %50'lik bir dilime sahipken turizm gelirinde aynı oranı koruyamıyor ve oran biraz daha düşüyor. %37'lik bir dilime düşüyor. Burada en büyük ilerlemeyi kesinlikle Amerika yapıyor. Çünkü Amerika'da %16'lık turist sayısı %30'luk gelire tekabül ediyor ki bu gerçekten çok ciddi bir meblağ. Asya'da turist sayısıyla turizm gelirleri birbirini orantılıyor. Afrika'ya baktığımızda %5'lik bir turist sayısı bulunmakta. Turizm geliri ise %3'lük olduğunu ifade edebiliriz. Orta Doğu'da ise yine %4'lük bir turist sayısı, turizm gelirine baktığımızda da %5 olduğunu söyleyebiliriz. Turizmin uluslararası ilişkileri etkilerine baktığımızda, uluslararası ilişkilerde toplumun ve ülkenin arasındaki ilişkilerin gelişmesinde turizm önemli bir etkiye sahip. Yakın ya da uzaktaki bir ülkeyi görmek, tanımak, o ülkeyle iletişime geçmek genellikle turizm sayesinde gerçekleşir. Sanıyorum ki hepimizin gitmek istediği, görmek istediği yerler, ülkeler, şehirler bulunmaktadır. Dolayısıyla tabii ki bu hem iç turizm hem de dış turizm olarak karşımıza çıkabilir ama ulusal boyutta baktığımızda dediğim gibi görmek istediğimiz sanıyorum ki birçok yer bulunmakta. Özellikle farklı kültürler, farklı yerler ya da kitle iletişim araçlarında gördüğümüz yerleri görme isteğimiz bizi turizme yöneltiyor. İnsanlar yurt dışında yapacağı turistik gezilerde öncelikle sosyal ve politik ilişkilerin iyi olduğu ülkeleri tercih ediyor. Örneğin Türkiye en çok Avrupa ve Orta Doğu ülkeleriyle Rusya'dan turist gelmesinde ve bu ülkelerle sosyal ve politik ilişkiler yönünden olumlu bir seyir izlemesi etkili olmuştur. Ama son dönemde özellikle birkaç yıl önce Rusya'da yaşadığımız bir sorundan dolayı Rusya'nın turistlere kota koyması dolayısıyla ülkemize gelememişler ve turizm bu anlamda çok ciddi sekteye uğramıştır. Ülkeler arasındaki politik ilişkilerin gelişmesiyle bazı ülkelerin karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdığı görülmektedir. Ülkelerin daha fazla turist çekmek amacıyla uyguladığı bu politika turizm faaliyetlerini canlandırma adına atılmış olumlu bir adım olarak görülebilir. Turizmin ekolojik etkilerine baktığımızda turizm faaliyetlerinin gelişebilmesi ve sürdürülebilir olması doğal ve kültürel çevrenin korunmasına bağlıdır. Çevre ile turizm birbirini tamamlayan ve sürekli etkileşim halinde olan bir yönü vardır. Bir yerde turizmin gelişebilmesi için yürütülen turizm faaliyetlerinin o yerin kapasitesine uygun olması gerekir. Bu sayede turizm değerlerinin varlığı korunarak gelecek nesillere aktarılabilir. Kapasitenin çok üzerinde gerçekleşen turizm faaliyetleri ise doğada ve kültürel çevrede bir takım bozulmaları beraberine getirecektir. Bu aslında bizim ülkemizin de sorunudur. Özellikle doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir yer bir bakıyorsunuz bir süre sonra betonarmede inanılmaz seviyeye ulaşmış ve bütün o doğal güzelliğini kaybetmiş hale geliyor. Bu yüzden de doğal güzellikleri mümkün olduğu kadar bozmadan yapacağımız yapıları da tabii ki konaklamalar için ya da o alana gelen insanlar için yeni yerler inşa etmeliyiz ama bunu yaparken de daha doğru bir şekilde yapabilmemiz mümkün. Ülkeler son yıllarda turizmde görülen olumsuzlukları azaltmak ve sahip olduğu turizm varlığını korumak için bazı önlemler almaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda oluşturulan doğa koruma alanlarıyla milli parklar sayesinde turizm değeri olan alanlar koruma altına alınmaktadır. Turizmin sosyal ve kültürel etkilerine baktığımızda turizm sayesinde insanlar farklı ülke ve kültürleri tanıma imkanı bulur. Böylece farklı ülke ve bölgeler arasındaki bağlar güçlenir. Farklı kültür, din, dil, etnik grup ve yaşam tarzları insanların birbirini tanımasına ve toplumlar arası hoşgörü ortamı oluşmasına katkı sağlar. Ayrıca turizm faaliyetleri gerçekleştiği bölgede insanların dil öğrenme isteğini arttırarak eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesine yardımcı olur. Düzenlenen festival, organizasyon, fuar ve benzeri etkinlikler farklı toplumların birbirini daha yakından tanımasını sağlayacaktır. Burada yine İtalya'da geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Uçurtma Festivali'nden bir görüntü görmekteyiz. Turistik ziyaretlerde gerçekleşen etkileşimin bazı olumlu ve olumsuz sonuçları ortaya çıkmaktadır. Olumlu etkilere baktığımızda bilgi alışverişinin gerçekleşmesi, dünya barışına katkı sağlaması,
eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesi, yabancı dili geliştirmesi, kültürel değerlere sahip çıkması, çevre korumasına önem vermesi, ekonomiye katkı sağlaması, yeni meslek gruplarının ortaya çıkması, dostluk ve hoşgörünün gelişmesi olumlu etkileriyken, geleneksel yaşam biçiminin değişmesi, dil yapısının bozulması, konukseverliğin yerini ekonomik çıkarların alması, doğal çevrenin tahrip edilmesine neden olması, çevre kirliliğine neden olması da olumsuz etkiler arasında yer alacaktır. Ülkeler arası etkileşimde rol oynayan ve turizmle ilgili diğer bir olgu da dünyanın yedi harikasıdır. Bu değerler bütün dünyada tanınmakta ve bu varlıkların bulunduğu ülkeler turist çekmekte. Bu da ülkeler arası etkileşime katkıda bulunmaktadır. Burada Keops piramidini görüyoruz. Keops piramidi 7 harikadan günümüze ulaşan tek yapıdır. Yapının yüksekliği 145,7 metre ve uzun süre dünyanın en yüksek yapılarından biri olmuştur. Ve Mısır'da yer almaktadır bildiğiniz gibi piramitler. Babil'in asma bahçelerine geldiğimizde asma bahçesi deyince bizim aklımıza üzüm bahçeleri gibi geliyor. Hayır, bildiğiniz gerçekten asılarak yapılan bahçelerdir ve bu asılarak yapılan bahçelerin yapımında pişmiş tuğla ve asfalt kullanılmış. Bu alanda o dönemde Babil'in kralı tarafından eşi için yaptırılmış bu Babil'in asma bahçeleri ve Fırat Nehri'nden çekilen sularla bu bahçeler kullanmış ve içerisinde çok çeşitli bitkiler yetiştirilmiş, büyük terasların bulunduğu ve bahçelerin bulunduğu alanlardır Babil'in asma bahçeleri. Zeus heykeli milattan önce 5. yüzyılda yapılmış. Heykel Tanrılar Kralı Zeus için Olimpiya Dağı'nda inşa edilmiş. Zeus heykeli 2 metre yüksekliğinde ve 6,5 metre genişliğindeki bir taban üzerine yapılmış. Yüksekliği 12 metre olan bu heykelin yapımına altın, indişi, metal parçalar ve ahşap kullanılmış. Heykelin bir yangın sonucunda yok olduğu bilinmektedir. Rodos heykeline baktığımızda Yunanistan'ın Rodos adasında yapılmış olan heykelin yüksekliği 32 metre. Bronzdan yapılmış olan heykel demir ve taşlarla desteklenmiş. Milattan önce 282 yılına tamamlanmış olan bu olan ve liman girişinde bulunan heykel bir deprem sonucu ne yazık ki yok olmuştur. İskenderiye Feneri, Mısır'da İskenderiye şehri kıyısında yer alan Paros Adası'nda milattan önce 290'lı yıllarda yapılmış. Yaklaşık 106 metre 166 metre yüksekliğinde olan fener bulundurduğu pencerelerinden dolayı gündüzleri bile güneş ışınlarını denize yansıtan aynalara sahipti. Gece aynaların önünde yakılan ateş çok uzaktan görülüyordu. Fener deprem ve fırtınalar sonucu ne yazık ki yok olmuştur. Kral Masalıs mezarı yani Halikarnas mozolesi olarak bilinen Kral Masalıs için yapılmış olan bu mezar Muğla'da yani bizim ülkemiz sınırları içerisinde yer almakta. Bodrum ilçesinde inşa edilmiş ve marmerden yapılmış mezar odası ve lahitten oluşmakta. Yaklaşık 45 metre yükseklikte olduğunu biliyoruz bu alanın ve bu mozolenin yapılmasında dört köşesinin dört farklı heykeltıraş tarafından yapılmış heykeller bulunmakta. Milattan önce 350 yılında tamamlanmış olan yapının Bodrum Kalesi'nin daha sonrasında buradan alınan taşları Bodrum Kalesi'nin yapımında kullanıldığını biliyoruz. Artemis Tapınağı'na geldiğimizde Artemis Tapınağı İzmir ilinin Selçuk ilçe sınırları içerisinde yer alan Efes Antik Kenti'nde yer alıyor. Yani bu da bizim sınırlarımızda yer almakta. Milattan önce 550 yıllarında Tanrıça Artemis için yapılmış mermerden yapılmış olan heykel yok olmuştur. Günümüzde yalnızca birkaç parçası kalmıştır. Gelelim dünyadaki milli parklara. Turizm açısından oldukça önem taşıyor milli parklar. Milli parklar bilimsel ve görsel açıdan milli ve milletler arasında nadir bulunan doğal ve kültürel değerleri korumak, dinlenmek ve turizm alanlarına sahip olan tabiat parçaları olarak ifade ediliyor. İlk milli park 1872 yılında ABD'de açılıyor. Yellowstone Milli Parkı. Bu milli parktaki koruma hangi alanlar koruma altına alınmıştır? Volkanlar, gazerler, kaplıcalar ve buradaki farklı bir doğa ve farklı bir flora bulunmakta. Bunlar koruma altına almak amacıyla
milli park olarak ilan edilmiştir 1872'de. Buradaki fotoğrafta da geyserlerden bir görüntü görmekteyiz. Türkiye'deki ilk milli park uygulaması ise 1958'de başlamış. Yozgat Çamlı Türkiye'deki ilk milli park olmuştur. Yosemite Milli Parkı bu da yine Amerika'dadır. Ve bu milli park Kaliforniya'da yer almakta ve Dünya Kültür Mirasları listesinde de yer almaktadır. Bu buranın hani önemi nedir diye sorarsanız da granit kütlelerden oluşması, aynı zamanda Yosemite Şelalesi ve dev sekoya ağaçları buranın önemini göstermektedir. Fuji-Hakone İzu Milli Parkı'na baktığımızda da Fuji Dağı'nda Hakone Bölgesi ve İzu Yarımadası ve adalardan oluşmakta. Bu alanda kaplıcalar, volkanik dağlar, göller ve binden fazla volkanik ada bulunmakta. Yine görüldüğü üzere bitki örtüsü bakımından oldukça zengin. Bu da Fuji Dağı'nın görüntüsü. Büyük Kanyon akarsular tarafından, daha doğrusu Colorado Nehri tarafından milyonlarca yılda oluşmuş ve eşsiz olarak kabul edilen kanyonlardan bir tanesidir. ABD'nin ilk milli parklarındandır yine ve Arizona eyaletinde bulunmaktadır bu Büyük Kanyon. Gilin ve Lijing nehirleri milli parkı. Burada Güneydoğu Çin'de bulunan bu park bir karstik alandır ve karstik yapıda çok sayıda tepeden oluşmaktadır. Gördüğünüz gibi buradaki bu tepelerin hepsi karstik arazidir, karstik yapıdan oluşmuştur. Aynı zamanda tarihi öneme sahip yapılar da bu milli park içerisinde bulunmaktadır. Banff Milli Parkı Kanada'da yer almakta. Fotoğrafta da gördüğümüz gibi buzullarla beslenen nehirler, buzul gölleri, kayalık dağları bu doğal alanı oluşturmaktadır. Ve Kanada'nın en eski milli parklarından biridir Banff Milli Parkı. Gelelim Serengeti Milli Parkı. Sanıyorum ki Serengeti Milli Parkı'nı hepimiz biliyoruz. Nereden biliyoruz diye sorarsanız mutlaka belgesel izlemişsinizdir. İşte o belgesellerde belgesellerin çekildiği alandır Serengeti Milli Parkı. Bu alanda Tanzanya'da, Afrika'da yer almakta ve antilop, fil, zürafa, aslan, leopar gibi çok sayıda hayvanın doğal yaşam alanıdır burası. Ve burada tabii ki aynı zamanda hayvanların göç yolları üzerinde de bulunmaktadır. Şimdi birkaç tane soru cevaplandıralım. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir turizm çeşididir? Norveç fiyortlarına yapılan gezi, Kapadokya'ya yapılan gezi, Pamukkale travertenlerine yapılan gezi, Niagara şelallerine yapılan gezi. Bu dört gezi tamamen doğal güzellikler amacıyla yapılan, yani doğa turizmidir. Ama son şıkka baktığımızda Mevlana Müzesi'ne yapılan gezi bir inanç turizmidir. Dolayısıyla diğerlerinden farklı bir özelliğe sahip olacaktır. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan granit kayaları, sekoya ağaçlarıyla ünlü milli parkı hangisidir? Biraz önce de söylemiştik. Burada Yosemite Milli Parkı, granit kayaları ve sekoya ağaçlarıyla ünlü bir milli park olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıdaki turizmin hangi etkisinden bahsedilmemiştir? Turizmin gelişmesi için yapılan yatırımlar istihdam oluşturmaktadır. Turizm, farklı etnik yapıların, dinlerin ve kültürlerin birbirini tanımasını sağlar. Turizm, doğanın güzelliği ve korunması bilincini oluşturur. Turizm, dünya barışının oluşmasına katkıda bulunur. Burada baktığımızda politik değerlerden, sosyal değerlerden, çevresel durumlardan ve ekonomik değerlerden bahsedilmiş. Ama eğitimle ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacaktır. Haydar adlı öğrenci yaz tatilinde ailesiyle Mısır piramitleri, Zeus heykeli ve Babil'in asma bahçelerinin kalıntılarını ziyaret etmiştir. Buna göre Haydar ailesiyle haritadaki işaretli yerlerden hangisine uğramamıştır? Baktığımızda bu alanda öncelikle Mısır piramitlerine gitmişler. Dolayısıyla üç nolu yeri ziyaret etmişler. Zeus heykelini görmüşler. Dolayısıyla dört nolu yeri ziyaret etmişler. Babil'in asma bahçelerinin kalıntılarını görmüşler. Dolayısıyla 5 numaralı alana gitmişler.
yani 1 ve 2 numaralı alanlara uğramamışlardır. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacaktır. Okulumuz Gezi Kulübü öğrencileri Serengeti Ulusal Parkı'na bir gezi düzenlemeyi planlamıştır. Bu öğrenci grubunun haritada gösterilen yerlerden hangisine gitmesi gerekmektedir? Bildiğiniz gibi Serengeti Ulusal Parkı Afrika'da yer almaktadır. Yani 4 nolu alanda bulunmaktadır. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi turizmin sosyokültürel etkileri arasında gösterilebilir? Dış ticaret açığını kapatması, turistik bölge halkının yabancı dil öğrenmesi, çevre düzenlemesinin yapılması, turistik bölgelerle döviz girdisinin artması, dünya barışına katkı sağlanması. Sosyokültürel dediğine göre etkileşim olması gerekiyor. Dolayısıyla turistik bölge halkının yabancı dil öğrenmesi buradaki en önemli etki olacaktır. Turistler gittikleri yerleri sosyal açıdan etkilediği gibi bu yerlerden de etkilenmektedir. Böylece farklı ülkeler ve bölgeler arasında bağlar güçlenmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen durumla aynı doğrultudadır? Ülkelerin istihdam olanakları artar, ülkeler karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırır, doğal ve kültürel çevre korunur, toplumlar arasında hoşgörü ortamı oluşur, ülkeler ticari yönden gelişir. Burada toplumlar arası hoşgörü ortamının oluşması kesinlikle bu alandaki bahsedilen durumla ilişkili olacaktır. Aşağıda A ve B ülkelerinin turizm potansiyelleriyle ilgili olarak bazı bilgiler verilmiştir. A ülkesi uzun yıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. B ülkesinde bu yıl Dünya Kupası düzenlenecektir. A ülkesinde bahsedilen kültür, B ülkesinde bahsedilense spor turizmine örnek olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Sizler lütfen konuyu tekrar etmeyi, aynı zamanda kitaplarınızdaki konu sonundaki soruları çözmeyi unutmayınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.